Herkese merhaba. Merhaba. Ben Fatma Işık. Ben Zeynep Işık. Programımıza hoş geldiniz. Bu hafta Kuzey Amerika'dayız. Ülkemiz Kanada. Kanada denince ilk akla gelen kelimeleri sıralamam isterse soğuk, Eskimo, iglo, Niagara şelalesi, yeraltı şehri, kutup ayıları, botanik bahçeleri, karnavallar, Jim Carrey. Nefes almadan pek çok şey sayabilirim. Evet, yine dop dolu bir programla karşınızdayız. Hatta bu hafta programımıza yeni bir bölüm ekledik. Hayata farklı bakan çocuklar. Bu bölüm gerçekten çok güzel ve özel bir bölüm oldu. Bu hafta ilk konuğumuz okumayı, yazmayı, üretmeyi seven, müziği seven, araştırma yapmayı hayatının bir parçası olarak gören çok neşeli bir arkadaşımız Özlem Bakoğlu. Zeynep'in harika röportajıyla hayata farklı bakan çocuklar karşınızda. Çalışmalarımız, dizi çekimlerimiz de oluyor. Bunlardan da bazı kişiler beni tanıyabilir. Ondan sonra müziğe birazcık kına olan bir kişiyim. Gitar çalıyorum. Hani dedin ya beni tanırlar diye. Arkadaşlar eğer Özlem'i biraz daha yakından tanımak istiyorsanız Bilebilirsem TV YouTube kanalında bakabilirsiniz. Özlem, ben ve Yaren diye bir arkadaşım var. O da Özlem gibi hayatı farklı bakan çocuklardan. Kanalımıza bakabilirsiniz. Ne tutuşup yaparız? Engelleri aşarız. Üç el bir olunca. Üç el bir olunca. Üç el bir olunca. Güneş ve ay varır. Kitaplar ve parçacılar. Deneyler harikalar. Şüphe yap. Benim gibi bir asa nasıl oldu kendi köpeğinin bile resmini çizemez. Ama ön yargılı olmayalım. Ön yargılı olmayalım. Ön yargılı olmayalım. Ön yargılı olmayalım. Tamam, bir daha deneyelim. Neden? Neden? Bugünkü benim haberlerimiz bu kadardı. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Abone olup like atmayı unutmayın. Hoşça kalın. Şimdi sana bazı sözcükler söyleyeceğim. Sen bu sözcüklerden sonra aklına gelen ilk şeyi söyleyeceksin. O zaman okul. Eğitim. Dünya. İlkeler. Bir sürü ülke var. Kitap. Bilgi. Tatil. Keyif zamanı. En sevdiğim zaman. Tiyatro.
Eğlenceli anlar diye düşünüyorum. Çünkü tiyatroların bazılarında gerçekten eğlenceli, bazılarında yıkılmış oluyor da ben daha çok eğlenceli. Ayrıca kendisi de tiyatro yapıyor. Biz yazıp oynuyoruz beraber. Grubumuz var bir isimde. Köpek. Korku. Bursa. Kaçma gelebilir fakat bölgeler de benim köpekten aşırı bir şekilde korkum var ve bu yıllardır sürüyor. Ben de çok korkuyorum. Bu şu an anlatmaya başlasak bayağı hikaye olur. Ama köpekleri seviyorum uzaktan. Sadece yaklaşamıyorum. Arkadaş. Arkadaş değnek geliyor aklıma. Benim de sen geliyor aklıma. Mutluluk. Oyun oynarken bayağı mutlu oluyor insan. Ev. Aile. Ailemizde yaşadığımız evim. Kardeş. En yakın arkadaş. Çoğunlukla bir kavgada oluyor ama en yakın arkadaş oluyor bazen. Yani kardeşler birbiriyle kavga etmesi zaten kardeş olmuyor. Şimdi bu artık klasikleşmiş bir şey. Ama gerçekten kardeşiniz sizi böyle en iyi anlayan kişi oluyor. En yakın arkadaşınızdan da yakın oluyor. Peki, müzik. Enstrüman. Bu arada röportajın sonunda size bir sürprizimiz var. Müzik. Bir sürprizimiz var. Müzikli bir sürprizimiz var. Kelimeler. Kitap geliyor benim aklıma. Benim de aklıma. Kelimeler. Galiba kelimeler deyince tüm çocukların aklına kitap geliyor. Niye demek? Yani her çocuk farklıdır, sen de haklısın. Peki, bu pandemi döneminde neler yaptın? Ben pandemi döneminde söylediğim gibi gitar çalıyordum ve buna biraz daha ağırlık verdim. Ders çalışmada, geçen sene yıl sonunda bazı arkadaşlardan dolayı biraz geri kalmıştım. Onları da giderdim, çalıştım. Bununla dizi yazıp oynadık YouTube kanalımızdan. Evet, az önce de birinci soruda da bahsettiğimiz gibi dizi yazıp oynuyoruz, tiyatrolarımızı yazıyoruz, kendimiz oynuyoruz. Mesela tiyatro şenliğine katılmıştık bir de tiyatro şenliğine. Beraber dergi çıkarma gibi bir hedefimiz var mesela. Blog yönetiyoruz. Bu şekilde yani bayağı yoğunuz. Yani pandemi dönemi biraz iyi geçirmeye çalışıyoruz. Hatta bu pandemi dönemi bize iyi geldi. Daha çok etkinliklerimize vakit ayırmamız için. Yazar olsaydın hangi kitap kahramanını sen bulmuş olmak isterdin? Ben yazar olsaydım Şahin Yüzyıl'ın yazdığı Dedim'in Bakmalı kitabındaki başroldaki karakter olması derdi. Kitapta isimden neredeyse işte ne kadar az bahsediliyor ve ben tabii yıllar önce okudum. İsmi hakkında pek bir şey diyemiyorum şu an. Senin etkisini de bırakmış bir kitap olacak ki o kitaptaki kahramanı sen bulmuş olmak istiyorsun. Aslında o kitapta bir çocuğun büyük bir iş dünyasını açıyor kendini. Belki hatıra oluyor. Orada bayağı olay yaşıyor. Çok sevdiğim bir kitap. Okumadım ama okuyacağım yani. Şu an bayağı meraklandım. Peki. Bir yazar seni kitap kahramanı yapsaydı nasıl bir kahraman çıkardı ortaya? Ortaya şöyle bir kahraman çıkardım. Müziği kulağı birazcık olan, ondan sonra gitar çalabilen, gözlük takan, dersleri mükemmel olmasa da iyi olan, ondan sonra arkadaşlarıyla geniş olan ve arkadaşlarıyla çok iyi anlaşan bir karakter. Bayağı arkadaşım var. Peki, hangi ülkeye gitmek istiyorsun? Ben Güney Kore'ye gitmek istedim. Çünkü bu diyenler biraz saçma gelebilir ama onları ben biraz internet araştırdım. Böyle çok ilginç gelen bilim tarzı yemekleri falan var. Ben merak ediyorum onları da. Yani sonuçta ilginç bir ülke. Bizim kültürümüzden bayağı uzak bir ülke. Ben de araştırmıştım bir ara. Peki, son olarak bize hayallerinden bahseder misin? Benim bir tane en büyük hayalim var. Birincisi, ders çalışıp iyi bir üniversite kazanmak. Bunu hayallerime eklememin nedeni ise bir ara bu pandemi döneminden önce babamın bizi Ankara'ya götürmesi ve orada kendi üniversitesi göstermesi, kendi okuduğu üniversiteyi
Gerçekten çok büyük bir üniversite okudum. Ben çok sevdim o üniversiteyi. Ben de öyle bir üniversite okumayı çok isterim. Ve ikincisi ise dediğim gibi zaten gitar çalıyorum. Onda kendimi bayağı geliştirmek istiyorum ben. Şu an biraz gerideyim. Ama madem bu kadar gitar dedik, sürprizimize gelelim mi artık? Gelelim. Bir de bir parça çalar mısın böyle çok sevdiğin, çalmaktan hoşlandığın bir parça? Çalarım tabii. Yani şimdi gitarla... bize hangi parçayı çalmak istiyorsun? Ben de Kara Sevda parçayı çaldım. Sevdiğim bir parça. Hem Kara Sevda biliyorsunuz ki bizim annemle bu programı yaparken onun Barış Manço'nun yani 7'den 77'ye programının esinlenmişti bir Kara Sevda'nın Barış Manço'nun bir şarkısı. O zaman çal, bekliyoruz, dinliyoruz. Çalayım. Başla. Evet, gerçekten hayata farklı bakan çocuklar yazıyorlar, yönetiyorlar ve oynuyorlar. Hayata farklı bakan çocuklar köşemizi biz çok sevdik. Umarım siz de sevmişsinizdir. İlk misafirimiz Özlem'e çok teşekkürlerimizi iletiyoruz. Röportaj için Zeynep'e teşekkür ediyorum. Gerçekten çok güzel, çok keyifliydi. Sevgili anne babalar, çocuklar, öğretmenler, bu köşemize katılmak isterseniz bize sosyal medya hesaplarımızdan ulaşabilirsiniz. Sizleri çok keyifle misafir ederiz. Şimdi de Dünya Çocukları Oyunları ile devam edelim. Evet, bu hafta Dünya Çocukları Oyunları köşemizin konuğu çok uzaklardan, Venezuela'dan, Kanadalı çocukların çok severek oynadıkları oyunu bize Venezuela'dan Edrin Sabah Çavlan arkadaşımız tanıtacak. Ama öncesinde ben size Edrin Sabah için küçük bir tanıtım yapmak istiyorum. Edrin de yazmayı çok seviyor. Okumayı çok seviyor. Kelimelerle arası gayet iyi. Bir hikaye yazmıştı. Hikayesinin adı Lavanta Bahçesi'ydi. Onun son bölümünü okumak istiyorum size. Çünkü o kadar güzel şeyler yazmış ki insan böyle duyunca, okuyunca düşünüyor üstünde. Yolda düşünüyordu Bayan Hopkaburun. Acaba annesi gibi olabilecek miydi bir günün sonunda? Annesi kadar suskun ama bilge. Onun kadar düşünceli ve nazik. Bir lavanta bahçesiydi gönlü ama içlerinde öyle bir tanesi vardı ki hepsinden farklıydı. Onu farklı yapan şey ise düşünme şekliydi.
ne düşündüğüydü. Konuşmak için ağzını değil, düşüncelerini kullanırdı. Bu lavanta annesiydi, Bayan Guguk'tu. Bayan Guguk kızının gönlüne bu tarlanın tohumlarını ekmişti bir kere. Kim bilir, belki bir gün kızı da izin verirdi bu tarlanın yeşerip kocaman bir zambak bahçesine dönüşmesine. Ama şimdi tek yapmak istedikleri sarılmaktı birbirlerine. Konuşmak yerine düşünmek, düşündükçe gelişmekti. Yeni maceralara çoktan atılmışlardı bile. Kim bilir gelecek macera nasıl olacaktı? Önemli olan hep birlikte olmalarıydı. İlkel bir çağda, modern bir anne kız olarak. Sizin de gönlünüzde bir lavanta bahçesi bulundurabilmeniz dileğiyle, diyerek bitiriyor Ecrin hikayesinin sonunu. Ne güzel demiş, konuşmak yerine düşünmek, düşündükçe gelişmek. Ne kadar doğru bir söz değil mi sevgili seyircilerimiz? Ve orada benim böyle içimi cız ettiren bir cümle daha vardı. Ve şimdi tek yapmak istedikleri sarılmaktı birbirlerine. Sarılmak ne güzel bir sözcük. Umarım dünyamız iyileşir ve bizler de sevdiklerimize sarılırız. Zeynep'ciğim sen en çok kimlere sarılmayı özledin? Ben en çok anneanneme, dedeme sarılmayı çok özledim. Bu dönemde buluşuyoruz ama sosyal mesafeye dikkat ederek buluşuyoruz. Ama gerçekten çok özledim. Ben mesela vedalaşırken anneme sarılıyorum ve dedeme diyorum ki dede şu an sana sarılıyorum. Evet, gerçekten sarılamamak, sevdiklerimize sarılamamak bizi hüzünlendiriyor. Acaba bugün sevgili seyircilerimiz bizimle iletişim kurarken en çok kimlere sarılmayı özlediklerini yazsalar mı Zeynep? Çok güzel olur. Evet, bizimle paylaşmak isterseniz bekliyoruz. O zaman şimdi önce fare dili oyunu ama önce Ecrin bizlere yaşadığı ülke hakkında kısa bir bilgi göndermiş. Venezuela hakkında. Önce Venezuela'yı biraz tanıyalım. Ondan sonra fare dili oyunu. Merhaba arkadaşlar, ben Ecrin Sabahçağlar. Bugün size Venezuela'yı tanıtacağım. Ben Venezuela'nın başkenti Caracas'ta yaşıyorum. Venezuela bir Latin Amerika ülkesi ve ekvator iklimine sahip. Yani tropikal iklimler. Venezuela'nın resmi dili İspanyol'dur. Juan Samuel gördüğünüz dağda Avila Dağı. Avila Dağı'na dünyanın en yüksek tepelerinden birisi olan Venezuela'nın teleferiğiyle çıkabiliyorsunuz. Ve Avila Dağı'nın en tepesinde de Humboldt Oteli var. Humboldt Oteli zamanın en ünlü otellerinden biridir. Ama maalesef şu anda restorasyon nedeniyle kapatıldı. Venezuela'nın en sevdiğim özelliklerinden birisi de guacamayalardan, yani renkli papağanlardan tutun da sloplara, temel hayvanlara kadar birçok hayvana ev sahipliği yapmasıdır. Venezuela dünyanın en ünlü adalarından birisi olan en yüksek şelalelerinden birisi olan Salto Angel şelalesiyle meşhurdur. Salto Angel'de Canaima'da bulunuyor. Yani Venezuela birçok doğa güzelliğine ev sahipliği yapıyor. Çok güzel bir doğası var. Çok güzel çiçekleri, bitkileri, hayvanları var. Ama buna karşılık Venezuela petrol zengin bir ülke olmasına rağmen şu son aylarda kilometrelerce benzin kuyrukları görüyorsunuz. Ama şu anda ülke kendisini toparlıyor. Umarım Venezuela bir gün hak ettiği yere gelebilir. Fare dili oyunu geçelim mi? Evet. Merakla bekliyoruz. Evet. Kağıt, keçeli kalem, kurşun kalem, makas, yapıştırıcı,
misket veya küçük arabalar, karton kutu ve sprey boyalar. Ben karton kutuyu daha hızlı boyayabilmek için sprey boya kullanacağım. Siz istediğiniz herhangi bir boyayı kullanabilirsiniz. İlk adım olarak kutumuzun bu kapaklarını ve yan kısımlarından birini keseceğiz. Kutumuzu kestikten sonra kutumuzun tabanına birkaç kapı çizeceğiz ve bunları keseceğiz. Kapıların olduğu kısım oyunu oynarken önde olacak. Yani bu şekilde olacak. Kutumuzu kestik. Üçüncü adım olarak kartımızı süslemek için bir fare çizeceğiz. Evet, benim farem belekli bir fare oldu. Şimdi kutuyu kocaman bir peynir kalıbına benzeyecek şekilde sarıya boyayacağız. Boyası kurduğunda hazırladığımız fareyi kutumuzun üst kısmına yapıştıracağız. Yani böyle olacak. Ben kartonumu sprey boyayla sarıya boyadıktan sonra faremizi yapıştırdım. Ve daha sonra da kocaman bir peynire benzemesi için de kahverengi boyayla birkaç yuvarlak çizdim. Şimdi son olarak her kapının üstüne puanlarımızı yazacağız. Puanlarımızı da yazdığımıza göre fare deneyi oyunumuz hazır. Ama bu oyunu oynayabilmek için birkaç kurala ihtiyacımız var. Kurallarımız şu şekilde. Oyuncuların oynama sırası belirlenir. Her oyuncu 2 ya da 3 küçük arabayı deliklere doğru hızla iter. Arabalar hangi delikten geçerse oyuncu o kadar puan kazanır. Fare deneyi oyunumuz bu şekildeydi. Umarım siz de yaparken ve oynarken çok eğlenirsiniz. Hoşça kalın. Çok eğlenceli bir oyun değil mi Zeynep? Evet, gerçekten eğlenceli. Ecine, çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığı için ve bu güzel oyunu bize tanıttığı için. Çok ailesine de çok teşekkür ediyoruz. Ve nasıl devam ediyoruz Zeynepciğim? Kanada'da her an fotoğraf çekimine hazır bir ülke. Her karesi kartpostal gibi. Kanada ile ilgili araştırma yaparken hissettiğimiz şey huzur. Sanki zaman burada çok yavaş akıyor. Kimsenin acelesi yok, telaşı yok. Bu güzel ülkeyi biraz daha yakından tanıyalım. Bakalım araştırma yaparken neler bizim ilgimizi çekmiş. Ormanları, gölleri ve sıra dağlarıyla tanınan Kanada'nın İngilizce ve Fransızca olmak üzere iki resmi dili var. Güneyinde ve kuzeybatısında Amerika Birleşik Devletleri, batısında Büyük Okyanus, doğusunda Atlas Okyanusu, kuzeyde Kuzey Kutup Denizi ile çevrilidir. Rusya'dan sonra dünyanın en büyük ikinci ülkesidir. Kanada'da bulunan göl sayısı dünyanın geri kalanındaki göllerin toplamından daha fazladır. Gerçekten çok fazla. Kanada'da bir arkadaşımız olsun. Adı Putilik. Evet, Bir Dünya Çocuk programında Bir Dünya Arkadaşım Var kitabından Güçlü Pençe'nin dostluğu hikayesini okuyacağız. Evet. Kuzey Kanada'nın karla kaplı kayalık bölgesinde yaşayan İnuitler yavaş yavaş güne başlıyorlardı. O gün özellikle 8 yaşına yeni basmış olan Putulik için çok önemliydi. Köyün erkeklerinin haftalar boyunca sürecek olan yolculuğa çıkma zamanı gelmişti. Putulik ilk kez bu yolculuğa katılacaktı. Kızaklarla denize ulaşmak, sonsuz deniz dedikleri okyanusu görmek, balık avına başlamak için sabırsızlanıyordu. "Bekle beni macera!" diye bağırdı. Köy meydanında herkes avcıların hazırlanmasına yardım ediyor, eksikleri tamamlamak için iglularla köy meydanı arasında gidip geliyorlardı. Putilik az ileride çıkınları taşıyan annesinin yanına koştu. Ona sarıldı. "Anne, seni çok özleyeceğim." "İstersen bir sonraki avı bekleyebilirsin Putilik," dedi annesi gülümseyerek. "Olur mu hiç? Sonsuz denizi, balinaları, fok balıklarını çok merak ediyorum anneciğim," dedi Putilik heyecanla. Sonra da göğsünü şişirerek ekledi. "Hem ben şefin oğluyum. Artık ava çıkmanın zamanıdır." "Çok dikkatli olacaksın ama. Tamam mı oğlum? Babanın yanından ayrılmak yok." "Tamam anneciğim, söz. Ama sen beni merak etme. Yanımda güçlü pençe var. O da beni korur."
Putilik annesine sıkı sıkı sarıldı. Sonra da birlikte kızakların yanına gittiler. Kızakların başında Putilik'in köpeği Güçlü Pençe duruyordu. Putilik'i görünce sevinçle kuyruğunu salladı. Eğlenceli bir yolculuk olacak değil mi diye sordu Putilik. Güçlü Pençe onaylar gibi iki kez havladı. Avcılar köy meydanında toplandılar. Hazırlıklar tamamlanmıştı. Kayakları kızaklara yerleştirdiler. İlk önce Putili'yi kızağa bindirdiler. Ardından da şef ve beraberindeki 10 kişi bindi. Geride kalanlara el sallayarak köyden ayrıldılar. Yolculuğun ilk günü oldukça keyifli geçmişti. Putili'nin babası yol boyunca sonsuz denize dair efsaneler anlatmıştı. Putilik bu efsanelere bayılırdı. Onların gerçekten yaşanmış olup olmadığını bilmiyordu. Ama yine de hepsini gerçekmiş gibi gözünde canlandırıyor. Bu da onu oldukça heyecanlandırıyordu. Karanlık basınca Putilik çadırların kurulmasını bekleyemedi. Köpeğinin yanına uzandı. O kadar yorulmuştu ki hemencecik uykuya daldı. Güçlü Pençe şef gelip de oğlunu çadırlardan birine taşıyana kadar gözünü kırpmadı. Sonra da onun çadırının başında uyudu. Kış aylarında ve kutuplara yakın oldukları için gece uzun sürüyordu. Yine de vakit kaybetmemek için birkaç saat uyuduktan sonra karanlıkta yola çıktılar. Hava aydınlandığında ise öğle yemeği yemek için mola verdiler. Putilik kızak üstünde oturmaktan sıkılmıştı. Fırsattan istifade biraz oyun oynamak istedi. Yemeğini hızlıca yiyip Güçlü Pençe ile birlikte koşmaya başladı. Putilik kaçıyor, Güçlü Pençe onu kovalıyordu. O sırada büyükler de hava durumu hakkında konuşuyorlardı. Bu oldukça önemli bir konuydu. Çünkü gitmeyi seçecekleri yol havanın durumuna göre değişecekti. Bu nedenle Putilik'in yanlarından uzaklaştığını fark etmediler. Putilik birden zıp zıp zıplayan bir şey gördü. Ancak o kadar hızlıydı ki ne olduğu anlaşılamıyordu. "Hey Güçlü Pençe, ileride bir şey var!" diyerek hızla o tarafa yöneldi. Peşinden koştuğu her neyse sürekli yer değiştiriyordu. Bu da Putilik'in merakını iyice arttırıyordu. Putilik koştukça Güçlü Pençe de onu yakından takip ediyordu. Bir yandan da kötü bir şeyler olacakmış gibi arkasından havlıyordu. Ama Putilik köpeğinin uyarısını fark etmedi bile. Koşmaya devam ediyordu ki birden karşısına bir yarık çıktı. Putilik ne kadar durmaya çalıştıysa da hızını alamadı ve kaydı. Tam düşecekken son anda bir dala takıldı. Putilik panikle baba diye bağırdı. Ama babasının onu duyması imkansızdı. Annesine verdiği söz aklına geldi. Babasının yanından ayrılmamalıydı. Neyse ki can dostu Güçlü Pençe oradaydı. Dişleriyle Putilik'in kıyafetini kavradı ve onu yukarıya çekti. Putilik rahat bir nefes aldı. İki dost yerde dakikalarca kımıldamadan yattı. İkisi de ucuz kurtulmuştu. O sırada Putilik'i peşinden koşturan yaramaz yine ortaya çıktı. Anlaşılan oyun oynamayı seviyordu. Putilik doğruldu. Dikkatlice baktı, sonra da güldü. Vay, meğer bir tavşanmış. Sevimli Kuzey Kutup tavşanı yol açtığı tehlikeden habersiz zıplayarak oradan uzaklaştı. Güçlü Pençe tavşanın arkasından birkaç kez "Seni yaramaz!" der gibi havladı. Putilik minnetle köpeğine baktı. "İyi ki varsın Güçlü Pençe, iyi ki hep yanımdasın." Güçlü Pençe de Putilik'e sokularak sevgisini gösterdi. Biraz sonra iki dost kampa doğru yola koyuldular. Kamp yerindekiler olanlardan habersiz konuşmaya devam ediyorlardı. Putilik'in koşarak geldiğini gören babası telaşlandı. Ekibindekileri susturdu. Putilik babasının yanına gelince heyecanla yaşadıklarını anlattı. Şef önce şefkatle Güçlü Pençe'nin başını okşadı. "Aferin oğlum, aferin sana." Sonra da kaşlarını çatıp Putilik'e döndü. "Bu yolculuk sandığından daha tehlikeli evlat. Bir daha yanımızdan ayrılmayacaksın. Anlaşıldı mı?" Putilik, "Anlaşıldı şefim." diyerek babasına söz verdi. Herkes eşyalarını topladı. Tekrar yola koyuldular. Bu uzun ve heyecanlı yolculukta onları daha pek çok macera bekliyordu. Ancak Putilik artık annesine ve babasına verdiği sözün dışına çıkmaması gerektiğini çok iyi biliyordu. Evet, Putilik'le tanışmış olduk. Kanada'nın fotoğraf çekimine her an hazır olduğunu söylemiştim size. En güzel sonbaharda oluyor. Orada sonbaharda benim en sevdiğim mevsim.
Acaba sonbaharda doğduğun için olabilir mi Zeynep? Evet, olabilir. Bu ara Zeynep 12 Kasım'da bir yaş daha büyüdü sevgili seyircilerimiz. Artık o? 11 yaşında. 11 yaşında. Kanada'nın soğuğu Mars ile karşılaştırıyor. Yani kış nasıl geçiyor Kanada'da? Soğuk geçiyor. Evet, sonbahardan kışa geldik. Ama ben şu nefis sonbahar manzaralarını göstermek istedim. Kanada deyince sonbahardaki renkler ve soğuk. Çok uzun geçen ve çok soğuk geçen kışlar geliyor akla. Kanada'nın soğuğu Mars ile karşılaştırıyor. Evet evet, yanlış duymadınız. Normal bir ülkeyle veya dünyadaki bir yerle değil de Mars ile. 1947 yılında Yukon'da kaydedilen -63 derece sıcaklık yaklaşık olarak Mars yüzeyiyle aynı ısıya denk geliyor. Kış aylarında -25'lere kadar düşen sıcaklıklar Kanada için normal kabul ediliyor. Evet, iklim koşulları insanların yaşam koşullarını, yaşam şartlarını, yaşam şekillerini de belirliyor. Kanada'da da aynısını görüyoruz. Uzun süren kışlar Kanada'da kış sporlarının gelişmesini sağlamış. Kış olimpiyatları denince akla ilk Kanada geliyor. Çünkü gerçekten bu konuda çalışmak için bol bol zamanları oluyor. Ve milli sporları da buz okeyi. Buz okeyi. Burada dağcılık görüyoruz bu resimde. Kışın bile dağlara tırmanıyorlar. Kanada'nın dağları, gölleri gerçekten çok güzel. Ve spora da elverişli. Bu da milli sporlarım. Buz okeyi. Evet. Dünyanın en büyük kış karnavalı olan Quebec Kış Karnavalı, buzdan saraylar, ışık gösterileri, yürüyen kardan adamlarıyla sürprizlerle dolu. Bu büyüleyici karnavalın bir de simgesi var. Bono. Ocak ayının sonunda başlayıp Şubat ayının ortasında biten Quebec Kış Karnavalı, Kanada'nın en büyük eyaleti olan Quebec City'de düzenleniyor. Quebec Kış Karnavalı'nın simgesi, adı Bonhom olan kırmızı şapkaya ve renkli kemere sahip bir kardan adamdır. Bonhom, iyi adam anlamına gelmektedir. Kış sporları ile eğlencenin bir arada olduğu bu karnavalda kayak, kar raftingi, buzdan heykel yapma, kızak kayma, kano yarışları gibi çeşitli aktiviteler yer alıyor. Katılımcılar karla kaplı sokaklara çıkarak geçit törenlerine katılıyor. Bu törenlerde multimedya projeksiyon gösterileri, ışık gösterileri, büyük kuklalar, yüzlerce farklı kostüm ve çeşitli sürprizler yer alıyor. Evet, insanlar soğuğa aldırış etmeden karnavalın tadını çıkartıyor resimlerden de anladığımız kadarıyla. Çok uzun hazırlıklar yapılıyor bu karnaval için ve bu hazırlıklar sonucunda da gerçekten eğlenceli şölenler yaşanıyor diyebiliriz. Şimdi bu kadar beyaz gördükten sonra sizi birazcık da yeşile götürmek istiyorum. Çok güzel bir yere. Evet, Montreal Botanik Bahçesi'ne gidiyoruz. Şimdi dünyanın en önemli botanik bahçelerinden, bunların bitkilerden yapılmış olduğunu görmek gerçekten çok inanılmaz, muhteşem heykelden bir sanat. Heykelden yapıldığını gördüm ya, bitkiden yapıldığını görmedim. Evet, çok çok ilgi çekici bir botanik bahçe bu. Belki de dünyada bir eşi benzeri yok. Çünkü dünyanın en önemli botanik bahçelerinin ilk sıralarında yer alıyor. 20 tane tematik bahçe, 25 bine yakın bitki türü yer alıyor burada. Bitkilerden yapılmış dev heykeller, bazen bunlar sergi halinde de sunuluyor. Dünyanın çeşitli kültürlerini tanıtan bahçeler, çok değişik ağaç evler, bu botanik bahçesinin inanılmaz görüntülerinden, renklerin kullanılışı, ortaya çıkartılan figürler, tam bir kompozisyon. Ben böyle yüzlerce resme rastladım botanik bahçesiyle ilgili. İnanın sevgili seyircilerimi seçmekte çok zorlandım. Hepsine baktığımda müthiş bir sanat eseri gördüm. Siz de araştırabilirsiniz isterseniz, eğer daha fazla resim görmek istiyorsanız. Evet. Şimdiki durağımız da en az az önceki kadar ilginç. Heyecanlandım. Kanada'nın Albert eyaletine yer alan Dinozor Eyalet Parkı. UNESCO Dünya Mirası listesine alınmış. Bu park dünyanın en büyük dinozor mezarlıklarından biri olarak kabul ediliyor.
Bölgede 75 milyon yıl öncesine ait balık, amfibi, sürüngen, ilkel memeli ve dinozor dahil tarih öncesi yaşama ait fosiller bulunur. Nehir yataklarına gömülü kum ve çamurlarla kaplı kemiklerin 500 canlı türüne ve 40 tür dinozora ait olduğu tespit edilmiş. Evet, gerçekten Kanada çok ilginç bir ülke. Bir gün gezmeyi çok isterdim. Biz aslında araştırdığımız ülkelerin hepsi için aynı şeyi düşünüyoruz. Araştırdıktan sonra diyoruz ki sanırım en ilginci bu. Aslında biz araştırırken gezmiş kadar oluyoruz. Evet, ama yine de orada sokaklarda yürümek bambaşka olurdu. Şimdi sizi birazcık nostaljiye davet ediyorum. Mektup yazmaktan bahsedeceğim. Bu görüntüyle ne alakası var, sonra onu anlatacağım. Evet, mektup yazmak. Mektup günümüzde iletişim aracı olarak tercih edilmiyor. O kadar sabrımız yok sanırım mektuplaşacak kadar. Eskiden mektup yazmak, mektup almak çok farklı bir olaydı. Yani onun insana hissettirdiği duygular bambaşkaydı. Mektuplar sıradan kağıtlar değildi. Önce günlerce neler yazılacağı kafada tasarlanır, sonra özenle yazılır, o kağıtlar süslenirdi. Mektubu bekleyen kişi için de bu çok büyük bir heyecandı. Bizim kültürümüzde mektubun çok büyük bir yeri var aslında. Türkülere, ben de mektuplaşmak isterdim. Çok keyifli. Türkülere, şarkılara, filmlere, hikayelere konu olmuş mektuplaşmak. Peki bu görüntüyle bağlantısı ne? Şimdi güzel bir mektuplaşma örneğinden bahsedeceğiz sevgili seyircilerimiz. Her yıl Noel zamanı 1 milyonun üzerinde mektup Noel Baba'ya ulaştırılmak üzere Kuzey Kutbu'na, yani Kanada'ya gönderiliyor. Ve şu ana kadar 20 milyonun üzerinde mektuba cevap yazılmış. Dünyanın her yerinden çocuklar Noel Baba'ya mektup yazarak bir sonraki yıl için dileklerini, isteklerini bildiriyorlar. Noel Baba'nın yardımcıları elfler de 30 dilde bu mektupları cevaplıyor. Mektupların en önemli özelliği ise çocukların bu mektupları diledikleri gibi süslüyor olması. İçlerinden geldikleri gibi yazıyorlar, çiziyorlar, resimliyorlar ve Noel Baba'ya gönderiyorlar. O kadar sevimliler ki. Neden bahsettiğimi anlamadınız galiba. Kutup ayılarından bahsediyorum. Küçük Churchill kasabası dünyanın kutup ayısı başkenti olarak anılıyor. Kanada'nın simgesi haline gelen ve maalesef nesli tükenmekte olan 1000 kadar kutup ayısı her yıl sonbaharda burada toplanıyor. Çok ama çok sevimliler gerçekten. Zeynep, ben heyecanlandım. Sen ikinci cümleye geçmeden zaten hemen sevgili seyircilerimize kutup ayılarını gösterdim. Şimdi birazcık daha heyecanlı bir sahne görecekler. Evet. Eskiden uçak hangarı olarak kullanılan yapı, Ekim ve Kasım aylarında kasabadan geçerken evlere girip yiyecek çalan kutup ayıları için mecburi misafirhane olmuş. Kutup ayıları sayısı kış göç döneminde kasaba halkının iki katına yaklaşıyor. Bu resmini biraz anlatalım. Şimdi de kutup ayılarıyla ilgili biraz daha ürkütücü bir bilgi paylaşacağız sizinle. Annem de dediği gibi. Kanada 2 yıldır hizmet veren Cochrane Polar Bear Habitat kutup ayılarının doğal yaşamını da tanımak isteyenlere uğrak yeri oluyor. Fotoğraflarda küçük çocuklarla ayıların arasında sadece birkaç santimetre varmış gibi görülse de aslında durum göründüğü kadar korkunç değil. Çünkü arada yaklaşık 25 santimetrelik şeffaf bir duvar var. Aslında şeffaf bir duvar varsa ben de isterdim ya görmeyi. Sanırım ben duvarda olsa seni oraya göndermeye cesaret edemem. Sevgili seyircilerimiz, ben bu resmi ilk gördüğümde yazısını okumadan önce gerçekten paniğe kapılmıştım. Yani nasıl olabiliyor diye. Böyle bir şey aklına gelenler gerçekten çok orijinal düşünmüşler. Tebrik etmek gerekiyor. Kutup ayıları da çok masum bakıyor. Çok masum. Tabii ki korkunç değil ama yani ben bir anne olarak oraya yine de seni göndermesem sanırım daha iyi olacak. Şimdi dünyanın çok muhteşem bir doğa olayından bahsedelim mi Zeynep? Evet. Evet. Aurora Borealis, yani kuzey ışıklarının en net ve yakın olarak görüldüğü yerler. Kanada'nın yakın, Nunavut ve kuzeybatı topraklarıdır.
Yeryüzünün manyetik alanı ile Güneş'in uzaya saçılan partiklerin oluşturduğu etkileşim olarak bilinen ve Kuzey Kutbu'nu yaklaştıkça artan bu renk şöleni özellikle Kasım ve Şubat ayları arasında yeşilimsi bir parlaklık ve bazen de soluk bir kırmızıyla gökyüzünü aydınlatıyor. Gerçekten çok muhteşem bir manzara. Şimdi de Kanada deyince aklımıza ilk gelen sözcüklerden bir tanesi Eskimo'lar. Evet, az önce de Putilik'le tanışmıştık zaten. Şimdi Eskimo'lardan biraz bahsedelim. Kanada'nın kuzeyinde kışları kar ve buzla kaplı bir bölgede yaşıyor Eskimo'lar. Yazları kar eriyince her taraf çiçeklerle kaplanıyor. Eskimo'lar eskiden tamamen iglolarda yaşıyorlarmış ama şimdi av sırasında sadece igloları kullanıyorlar. Yine eskiden kışın köpeklerin çektiği kızakları kullanıyorlarmış ama şimdilerde daha çok motorlu kızakları tercih ediyorlar. Yazın karlar eriyince de Eskimo kayıkları tercih ediliyor. Evet, Eskimo'lar, yani anneler Eskimo anneleri çocuklarını kocaman başlıklar içinde taşıyorlar. Sevgili seyircilerimiz, burada gördüğünüz gibi giydikleri kıyafetlerin güçlü ve büyük başlıkları oluyor ve çocuklarını orada taşıyorlar. En çok ben araştırma yaparken zaten annelere dikkat ediyorum. Anneler çocuklarıyla nasıllar? Bu annelerin sırtlarında taşıma olayı her ülkede var. Fakat değişik değişik bunu her ülkede görüyoruz. Eskimo'larda çok renkli. Ve birazcık da iglolardan bahsedelim. İnyupikçe'de ev anlamına geliyor ve bazı Eskimo'ların az önce söylediğim gibi sürekli olarak kaldıkları, bazılarında sadece av sırasında tercih ettikleri, yaşadıkları yaşam birimi sıkıştırılmış karlardan yapılıyorlar. Normal bir durumda bir iglonun sıcaklığı dışarıdan çok daha fazla olabiliyor. İçeride bulunan insanlar için sıcaklık 16-17 dereceye kadar çıkabiliyor. Dışarıda 4 dereceyken. Peki. Mimar olmak isteyen biri olarak size Kanada'nın bir yanından daha bahsetmek istiyorum. Kanada, çağdaş sanatlar ve mimari alanlarında çok sayıda önemli esere sahip. Ayrıca evet. Ayrıca pek çok ünlü isim Kanadalıdır. Aslında biz bu heyecanlı ve güzel ve sanatsal konuya geçmeden önce sizlerden gelen yorumları okuyalım mı? Evet, ben de onun için sana işaret ettim. Önce yorumlara mı baksak? Çünkü sonrasında yine ilgi çekici bir bölümle devam edeceğiz. Ben biraz heyecanlandım galiba, o yüzden hemen anlatmak istedim. Evet. Siz de hoş geldiniz demiş Betül Durmuş. Pelin Kuşçu, Zeynep ve sizin enerjinize hayran kaldım demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Şu an bu kadar yorumumuz var ama sizlerden gelen yorumları bekliyoruz. Teşekkür ediyoruz. Sanırım yine canlı yayın izlenme sayımız çok yüksek. Evet, çok teşekkür ediyoruz sevgili seyircilerimiz. Sizleri orada bilmek bizi de mutlu ediyor. Enerjimizi ve heyecanımızı tetikliyorsunuz. Şimdi o zaman kiminle devam ediyoruz? Kim bu güzel küçük çocuk? Jim Carrey. Evet. Birçoğunuz tanıyorsunuzdur. Komedi sinemasının en popüler isimlerinden biri Jim Carrey. Peki, Jim Carrey'in Kanadalı olduğunu biliyor muydunuz? Ben de yeni öğrendim. Jim Carrey hem komedi hem de drama filmlerindeki rolleri büyük bir başarıyla canlandıran, vücut dilini kullanışındaki ustalık ve yüzüne sayısız farklı ifade vermesindeki büyük yetenekle fiziksel komedi türünde tüm zamanların en başarılı oyuncularından biri olmuştur. Onun için yaşayan en iyi komedyen ifadesini kullanan pek çok eleştirmen var. The Mask Lear, The Mask, Lear, Me, Myself and Irene, The Truman Show, Brooke Almight ve Eternal Sunshine of the Spotless Mind önemli filmlerinden bazıları. O kadar çok film var ki söylerken dilim yoruluyor. Evet, sen bir de hızlı konuşmayı seviyorsun. Biz programdan önce anlatmayı evet Zeynep'le konuşurken birazcık yavaşlamasını söylerken yavaşlayamıyorum. Evet. Ama gerçi onu seviyorum ben. Zeynep'in heyecanının hızından anlayabiliyoruz. Dilim yavaşlamak istemiyor dedi.
Bence böyle de güzel Zeynep'ciğim. Biz anlıyoruz. Yavaş olmaya çalışıyorum. Evet, biz anlıyoruz. Sen de var. Başarı hikayesini paylaşalım şimdi sizlerle. 17 Ocak 1962'de Kanada'da dünyaya geldi. Asıl adı James Egan. Jim Carrey'di. Dört kardeşin en küçüğüydü. Çocukken dışa dönük karakteriyle dikkat çekiyordu ve onu izlediklerini bulduğunda muhakkak şov yapıyordu. Henüz 10 yaşındayken de Carol Burnett Show'da çalışmak için Carol Burnett'a CV hazırlayıp gönderdi. Büyük cesaret. Evet. Kolejdeyken öğretmenleri ona okulda bulunduğu bir süre boyunca uslu durması koşuluyla her gün sonunda birkaç dakikalığına stand-up show yapması için izin verdiler. Babası işini kaybettiğinde Carrie 13 yaşındaydı ve yaşadıkları yerden ayrılmak zorunda kaldılar. Anne babası bir fabrikada iş buldular. Ancak ailenin maddi sıkıntıları bitmedi. Jim Carrey de onlara yardım etmek için fabrikaya girdi. Okuldan sonra 8 saat çalışan Carrie çok zorlanıyordu ve çok yoruluyordu. İyi bir öğrenci olmasına rağmen derslerine çok az zaman ayırabiliyordu. Bu dönemde aile bir Volkswagen Camper'da ya da kurdukları çadırda yaşıyordu. 1979 yılında 17 yaşına geldiğinde okuldaki eğitimini yarıda bırakıp Los Angeles'a taşındı. The Comedy Store'da çalışmaya başladığında emekler komedyen Rodney Dangerfield, Carrie'den çok etkilendi ve sezon boyunca beraber çalışmak istediği için onunla bir kontrat imzaladı. Tüm ilgisini film endüstrisine yaratan Jim Carrey, 1980-1985 sezonu için yeni oyuncular arayan NBC'deki Saturday Night Live Show'da çalışmaya başladı. Beyaz Perde'nin unutulmaz karakterleri arasında girme yolculuğu böylece başlamış oldu. Ve bundan sonra sayısız başarılı çalışmaya imzasını attı. Pek çok ödül aldı. Evet. Jim Carrey'nin filmlerini herkes gibi biz de çok seviyoruz. Ve şimdi sırada Kanadalı bir yazar var. Lucy Maud Montgomery, yazarın 1908 yılında her yaştaki okuyucuya dönük olarak kaleme aldığı bir kurgu romanı var. Bu kurgu roman 20. yüzyılın ortalarından bu yana klasik çocuk edebiyatı romanları arasına alınmış. Dilimize Yeşilin Kızı Anne adıyla çevrilmiş, özgün adı Anne of Green Gables adlı roman yazarı büyük bir üne kavuşturmuş. Yazar bu romanı genç bir kızken yazmış ama çok genç olmasına rağmen hem kendisini hem de roman kahramanını bütün dünya tanımış. Zeynep biraz içeriğinden bahsedelim mi? Bahsedelim. Bu arada süremiz ne durumda onu bir öğrenelim. Evet. Evet. İçeriğinden bahsetmek için sanırım çok fazla vaktimiz yok Zeynep'ciğim. Sevgili seyircilerimiz, eğer bu kitabı merak ederseniz inceleyebilirsiniz. O kadar çok şey bulmuşuz ki süre yetmedi. Evet, gerçekten yine hiçbirini elemek istemedik. Niagara Şelalesi'yle devam edelim. Niagara Şelalesi'yle devam edelim ama bu kitabı kesinlikle incelemelisiniz. Saçları yeşile döndüğü için bu ismi almış. Bu kadarını söyleyelim, evet. Ve merakınızı tetiklemiş olalım. Hem okumuş olursunuz. Aynen. O zaman şimdi Niagara Şelalesi. Evet, çünkü Superman de burada. Sendeyiz Zeynep. Kanada ile ABD arasında bulunuyor Niagara Şelalesi. Kanada'nın Ontario eyaletinde yer alan şelale, filmlere konuk olunca daha çok Amerika'da yer aldığı düşünülse de şelalenin sadece üçte bir Amerika'nın New York eyaleti sınırları içerisinde. Superman ve Karayip Korsanları filmlerine ev sahipliği yapmış. Ben de hep merak ederdim, bu filmler nerede çekiliyor, bunu nerede çekiliyormuş meğerse. Evet, gerçekmiş. Gerçek. Niagara şelalesi, Kuzey Kutbu'ndan gelen buz kütlelerinin yol açtığı çöküntülerden oluşuyor. 12 bin yıllık bir tarihi var. Eşsiz gökkuşağı manzaralarına sahip. Büyüklüğü ve hızlı dökülmesi özellikleriyle adından sıklıkla söz ettiren bir doğa harikasıdır. 51 metre boyunda olan bu şelaleden 30 saniyede 168 bin metreküp su akmaktadır. Dünyada ters yöne akan tek şelaledir. Akan sular taşlara çarparak geri döner. Bu durumun eşi benzeri yoktur. Evet, şimdi bu güzel şelaleden dünyanın en uzun caddesine gidiyoruz. Kanada'nın Toronto şehrinde yer alan Yonge Street Caddesi dünyanın en uzun caddesi. 1896 kilometre uzunluğundaki cadde Ontario Gölü'nden başlıyor. Caddeyi yürüyerek başından sonuna kadar gitmek istiyorsanız 9 saatte gidebiliyorsunuz. Arabayla ise 40 dakika sürüyor. En az o da. Evet, gerçekten. Guinness rekorlarına imza atmış bu yer. Evet.
Şimdi? Ülkenin en gelişmiş ticari şehri Toronto modern binaları. Farklı kültürden insanların yaşadığı mahalleleriyle öne çıkıyor. Çin, İtalyan, Yunan mahalleleri var. Toronto'nun en önemli simgesi olarak bilinen CN Tower, 553 metre uzunluğuyla dünyanın ikinci en yüksek kulesidir. Kanada Ulusal Demiryolu Şirketi tarafından yaptırılan kulenin en ilginç yanı içerisinde 360 derece döner bir restoranı ev sahipliği yapmıştır. Modern dünyanın 7 harikasından biri olarak kabul edilir. Kulede yer alan Skyport açık bir günde Niagara Şelalesi'ni ve New York State'i görmemizi mümkün kılarken cam zemin üzerine kurulmuş gözlem evi dünyanın en muhteşem manzaralarına ev sahipliği yapıyor. Ve şimdi Kanada'da bulunan Rocky Milli Parkı ve Rocky Dağları'ndayız. Kuzey Amerika'nın tabiat harikalarından biri. Ve evet, şimdi de Montreal yeraltı kentindeyiz. 5 ay süren kışlardan korunmak için yaptırılmış bu kent yaklaşık 32 kilometre uzunluğunda dünyanın en büyük yeraltı şehri. Okurken nasıl olabiliyor diye ben yani önceden araştırdığım halde bir şoka girdim. Kış aylarında gündüzleri yaklaşık 500 bin kişi burada bulunabiliyor. Çok ilginç. Ve artık üzülerek söylüyoruz ki süremizin sonuna geldik. Hatta süremizi her zamanki gibi açtık. Ve Kanada yolculuğumuz burada sona erdi. Biz program sırasında çok keyif almıştık. Umarız siz de bizi yorumlar çok keyifle gelmiş. Seyrettiniz. Okuyalım. Evet, bence de okuyalım. Benim Türkçe öğretmenimden mesaj gelmiş. Ah, ne kadar güzel. Teşekkür ediyoruz öğretmenim. Yeşim İnan Bakır diyor ki, merhabalar Zeynep'ciğim. Fatma Hanım harika görünüyorsunuz. Kızımla birlikte seyrediyoruz size. Çok teşekkür ederiz gerçekten. Evet, çok teşekkür ediyoruz öğretmenim. Sevgilerimizi sunuyoruz size. Sevgili seyircilerimiz, bizimle olduğunuz için. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, yine bu haftada heyecanımızı paylaştınız. Bir dahaki hafta. Bir dahaki programımızda. Meksika'dayız. Evet, Meksika'dayız. Meksika'daki çocukların oyunlarını tanıtmak isterseniz. Ya da Hayata Farklı Bakan Çocuklar köşemize konuk olmak isterseniz bize ulaşabilirsiniz. Hoşça kalın. Hoşça kalın.